Özyalçın İnşaat'ın şu an Bulut İnşaat'a devredilmiş sitesinden ev satın alan vatandaşlar oldukça dertli. Bundan sadece 1-2 yıl önce Özyalçın İnşaat'tan büyük hayallerle ev alan vatandaşlar, zaman ilerledikçe sitenin Bulut İnşaat'a devredildiği haberiyle sarsıldı. Bunun yanı sıra kendilerine 55 bin sterline satılan evler bugün 35 bin sterlin ve 19 bin sterlin olmak üzere iki fiyat üzerinden alıcı buluyor. Kendilerine Özyalçın İnşaat tarafından büyük vaatlerle satılan bu evleri alan vatandaşlar henüz sitelerine girebilecekleri güzel bir yola kavuşmuş değil. Siteden ev satışı yapılırken vatandaşlara söylenen girme yoluna direkt bağlantı sözü de tutulabilmiş değil. Bunun yanı sıra projede gösterilen havuzlar, yürüyüş parkurları da halen site içerisindeki yerini alamadı. Üstüne üstlük site halen tamamlanmadı ve apartmanlar yapılmaya devam ediliyor. Kanal T Haber site sakinlerinden gelen şikayetler üzerine bölgedeydi. Haber ekibimiz siteye giden yolda adeta şok yaşadı. Yollar ne yazık ki normal bir aracın gidebileceği türde bir yol değil. Ve site sakinlerinin isyanı. Bir site sakini yaşadıklarını şu sözlerle Kanal T mikrofonlarına anlattı. Bizim öncelikle 2011 yılında ben Özyalçın'ın inşaattan aldım bu evi. Herkesin malumudur ki şu an bu evler 35 bin sterline satıyor. Biz zamanında 55 bin aldık. Tabii ki piyasa şartlardır, odur budur, bir anlaşma yaptık Özyalçın'la nihayetinde. Biz 55'e aldık ama şu an 20 bin sterline daha aşağı satıldığı ve 20 bin sterlinin bariz bir şekilde fazla ödediğimiz bizim ortadadır öncelikle. Sonrasında 2011 yılından beri işte yol açılıyor, açılacak, odur budur derken bu sitenin yönetimini tamamen Özyalçın Bulut İnşaat'a sattı. Daha sonra zaten biz Özyalçın İnşaat'ın üvey evlat görmesi, muamelesi görmeye başladık. Ben hatta geçen gün siz de yolda gelirken gördünüz bu yolun durumunu. Özyalçın İnşaat'ı aradım da en azından ben evi çünkü nihayetinde Bulut İnşaat'tan almadım. Benim muhatabım Özyalçın'dır. Sordum bu yolun durumu nedir diye, ne olacak diye. Bir bilgim yok. Şunu rica ettim. Herhalde bizim için bir araştırma yaptınız. Tamam. Ya yapayım araştırma, haftaya bir ara. 2011 yılından beri bir belirsizlik var. Hikayesi nedir bunun? Bulut İnşaat'a satıldı bu ev. Özyalçın'ı aradığımda Bulut İnşaat'a bir sormanız lazım. Bulut İnşaat'ına sorduğumda bir belediye başkanına sormanız lazım. Belediye başkanına sorduğumuzda istediğim cevapları Karayolları Dairesi'nden alamadım. Bir belirsizlik var. Sorunlar sadece bununla mı sıkıntılı? Sorunlar kesinlikle bununla kalmış değil. Nihayetinde 2011 yılından, şimdi 2014'deyim artık. Bu site herhalde bitmiş olması lazımdı. Ki ben 2011 yılında aldığımda bu inşaatların herhalde %40'ı bitmişti diye tahmin ediyorum ben. Hayli hayli biterdi diye düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi biz bunları bir taahhütten aldık. İşte havuzlar, güvenlikler, aydınlatmalar... Henüz daha bir gelişme olmadı. Bir diğer site sakini de yaşananlara isyan ediyor. Sevgili izleyenler, zaten hepiniz tanıyorsunuz beni. Bu da şakanın tabii ki karşınızda değilik. Ben burada Lavinium sitesinin sakinlerinden blok 70'te kalıyorum. Burada büyük uzun zamandır sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntının tabii ki temeline inmek lazım. Temelinde ne var? Özyalçın İnşaat var. Çünkü Özyalçın İnşaat bize zamanında burada 58 bin sterline bana bu evi satarak sonrasında bu projeyi yarım bıraktı. Yolları kaçak döktü. Bunun sonrasında da zaten Bulut İnşaat burayı devraldı. Şimdi şöyle bir şey var, yani sadece ben değil, burada 40-50 aile var, burada olmayan insanlar var. Genç çiftler var, bizim gibi yeni evlenen insanlar var ve bunlar şey yaptı, paralarını toparlayarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştılar, bir ev almaya çalıştılar. Ve o evini ne yazık ki aldıktan sonra büyük kabuslar yaşadılar. Gerek yollar olarak gerek sitenin bitmeyişiyle. Özyalçın Construction'dan biz bu evi alacağımızda zamanında ana yolun izinin verildiğini söyleyerek, sonra bu sitede 3-4 tane havuz olacağını, bunlar tabii belgeleri de var bunların, kataloglar da var kendilerine ait. Bunları da göstereceğim size ilerleyen zamanlarda. Havuz olacaktı 3 tane. İlkokul için ayrılan özel bölge olacaktı. Sonrasında yürüyüş park alanları olacaktı. Site güvenliği olacaktı. Kameralarla gözüktü. Hep bunlar söylendi bize ve biz de güzel bir yaşam alandırdık. Doğal olarak sonuçta ben de bir vatandaşım yani. Hoşuma gitti bu teklif. Ben de aldım. Ama günün sonunda bir öğrendik ki Bulut İnşaat'a satılıyor site, sürpriz gibi. Sonrasında da 35 bin sterline daireleri vermiyor. Daireleri satıyor. Herhalde 20 bin liraya alıyor. 35'i satıyor. Günün sonunda buradan tabii ki bu iş ticarettir ama
Siz eğer bir söz veriyorsanız bu sözün arkasında durmanız gerekmektedir. Sonuçta siz bir inşaat direktörüsünüz, inşaat şirketi sahibisiniz ve diyorsunuz ki bunları yapacağım. Günün sonunda yapmadığınızda bu ne anlama geliyor? Artık sevgili izleyicilerin takdiri olsun, yani bir şeylerin söz verilip yapılmaması artık dolaylı yoldan dolandırıcılık mı denir yoksa başka bir şey mi denir? Artık orasını bilemiyorum. Yorum halkın bu saatten sonra da zaten artık bilmiyorum neler olacak. Zaten yolu gelirken gördünüz, büyük sıkıntılar var yollarda. Yolu kapattılar. Arsa sahibi zamanında bu yolu dökmeyin demiş. Sözde öyleymiş. Tam bilmiyorum. Onun için net konuşmak istemiyorum. Az önce arkadaş da söyledi zaten. O yolu sonradan mal sahibi gelip yolu patlattı. Sonra biz arsadan girmeye çalışıyoruz. Evimize giremiyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yolların durumu site sakinlerin en büyük sıkıntısı. Vallahi daha önce buradan bir yol vardı. Oradan geliyorduk. O yolda da herhalde sorun çıkmış. Şimdi buradan başka bir yol verdiler. O da yağmur çamur zor oluyor bize. Yani bir an önce bunu artık kim yapacaksa yetkililer bir an önce yapması lazım. Yani bu yolda gidip gelmek yağmur çamur zor oluyor. Yani bunu bir an önce el atılması lazım. Bunun yanı sıra Bulut İnşaat'tan ev alan bir vatandaş da halen tapusunu alabilmiş değil. Şimdi yol çok önemli bir sorun. Zaten girerkenden belli. Daha önce Kapalı'dan bir yol vardı. Biraz avantajlı bir durumdaydı. Sıkıntı olduğu halde. Şimdi yol daha da bir sıkıntı hale geldi. Aşağı doğru verdiler. Hani çakıl atın arabada geçerken birbirine fırlıyor. Tehlike yaratıyor. Bilmiyorum yani su şu an için akmıyor ama zamanda su çok güçlü akarsa oradan arabadan geçen hiç tahmin etmiyorum. Kötü bir durumu var. Yani yol iyi bir durumda değil. Çoktan belli. Yapılacağı söyleniyor, yapılmıyor. Yani bunda problem olarak bir tek benim şahsi görüşüm tabii. Bulut inşaat diye düşünemiyorum. Yani aynı zamanda burada idareden de kaynaklanan bir problem var. Bu idaredeyken siyasi olabilir, bürokrasi olabilir. Yani tam bir sıkışıklık içerisinde. Peki biraz önce tapu probleminden bahsettik. Onunla ilgili daha bir şeyler söyleyebilirsiniz. Tapu konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Mahkemelik olduklarını biliyorum ben. Mahkemelik olduklarından dolayı bir işlem yapılamıyor. Benim anladığım bunlar meclisten bir tür yasa geçirmek istiyorlar ki bütün herkesin onayı olmadan yarısından çoğun onayı olacak şekilde, yani onay olursa tapu verecek şekilde yapmaya çalışıyorlar. Benim anladığım o. O da uzayacak gibi görünüyor.